Günaydın, hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına. Ben Kaan Temeltaş ve Gündem Haber Kuşağı ile karşınızdayız. Efendim şimdi açılışımızda da bahsettik. İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı otomobille bir kişinin ölümüne sebep olan Timur Cihan Timur'la. Onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok'un dün New York sokaklarında çekilen fotoğraflarını ekrana getirmiştik. Bugün soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Baba Bülent Cihan Timur ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi. Şimdi bu gelişmenin detaylarını alacağız. Merve Tokas karşımızda. Merve sendeyiz. Kaan, soruşturmaya ilişkin detaylara geçmeden önce o fotoğrafa ilişkin birkaç ifade kullanmak istiyorum. Sen de ifade ettin aslında. Eylem Tok, kazanın ardından Amerika'ya firar eden Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlunun New York 57. sokakta çekilen o görüntülerinde gayet neşeli halleri, özellikle oğlu Timur Cihan Timur'un gülümseyen yüz ifadesi oldukça dikkat çekici. Zira kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Sosyal medyada iki günden bu yana o fotoğraflara vatandaşlar, çok sayıda kişi tepki gösteriyor. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi anne Pervin Acı o fotoğraflara ilişkin Hürriyet'e konuştu ve bir açıklama yaptı. Hakikaten o açıklaması hepimizin aslında kalbine bir bıçak gibi saplandı diyebiliriz. O sırıtışları görünce dedi Pervin Acı, kalbime sanki bir bıçak daha saplandı. Bu nasıl bir şey ifadelerini kullandı Acı. Anne, yine kalbinden bir kez daha bıçaklanmış gibi oldum. Getirsin o çocuğu bana, ben en azından onu vatana millete hayırlı bir evlat olarak yetiştireyim. O anne oğluna düşman, dışarı atmışlar çocuğunu, iki tane arabayı da vermişler. 17-18 yaşındaki çocuk, Türkiye'nin adaletine güvenmiyorlar ama ben kendi çocuklarımı yetiştirirken vatana millete hayırlı olmaları için saçımı süpürge ettim. Hayırlı evlatlar yetiştirdim. Ben öyle bir anneyim dedi Pervin Acı. Yine baba Özer Acı da açıklama yaptı o fotoğraflardan sonra. Benim oğlum mezarda, biz ayakta bile durmakta zorluk çekerken onlar gülücükler saçıyorlar ama şunu bilsinler ki hak ve adalet elbet bir gün yerini bulacak. Son gülen biz olacağız dedi. Tabii biz de herkesin aslında en büyük temennisi de belki de bu. Şimdi soruşturmaya ilişkin detaylara gelecek olursak, yeni gelişmeler var soruşturmada. O gelişmelerden en önemlilerinden biri, dosyada gizli bir tanık dinlenecek. Olay anında kaza yerinden geçen ve kazayı gördükten sonra da o anda bekleyen ve o anları da şahitlik eden bir isim, gizli bir tanık dosyaya tanık sıfatıyla eklendi ve ilerleyen günlerde de tanık sıfatıyla dinlenecek. Tabii onun anlatacağı ifadelerde özellikle kaza anında olay yerinde yaşananların aydınlatılması ve bunların soruşturmaya dahil edilmesi açısından son derece kritik bir önemde. Gelelim bir diğer gelişmeye. Hatırlayacak olursak baba Bülent Cihan Timur hakkında bir yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ancak şunu ifade edelim, baba Bülent Cihan Timur hali hazırda soruşturma dosyasına değil, o nedenle daha evvel ifadesine başvurulmamıştı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve baba Bülent Cihan Timur da ifadesine başvurulmak üzere savcılığa davet edildi. Bülent Cihan Timur'un henüz bu davete bir karşılık vermediğini biliyoruz. Bu karşılığı verdikten sonra Bülent Cihan Timur'un da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade vermesini bekliyoruz. Tabii babanın anlatacakları da çok önemli, zira Eylem Tok'la oğlunun kaçış organizasyonunun yönetilmesinde en çok adı geçen isim de baba Bülent Cihan Timur. Bunu da biliyoruz. Tabii bir yandan da Eylem Tok ve oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci devam ediyor. Bir tebligat mektubu yazıldığını söylemişti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Ona ilişkin eksik evrakların da giderildiğini, an itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt beklendiğini söylemişti. Hakikaten sözlerimi toparlarken yavaş yavaş o fotoğraflar aslında hepimizin kalbini, hepimizin yüreğini acıttı. Dileriz baba Özer Acı'nın son gülen biz olacağız ifadesi bir an evvel gerçekleşir. Bizler soruşturmaya ilişkin detayları tüm gün boyunca aktarmaya devam ediyor olacağız diyelim Kaan. Ve sözü bir kez daha sana bırakalım.